Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bostan patlıcanıyla güzel bir yemek hazırlayacağız. Bunun için 2 adet patlıcanım var. 2 adet patlıcanı 8 parçaya böldüm arkadaşlar, görmüş olduğunuz incelikte. Malzemelerim ise 200 gram kuzu kıymam var. 5-6 tane sivri biberim ve 2 diş sarımsak. Ve bir baş soğan, bir tane domates, baharatlarım var. Karabiber, pul biber, toz, domates salçası ve biber salçası var, birer tatlı kaşığı ve sıvı yağımız var. Öncelikle tepsimize bir pişirme kabına patlıcanlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Üzerlerine zeytinyağı sürüyoruz. Kızartmıyoruz patlıcanları. Böyle daha sağlıklı oluyor ve daha lezzetli oluyor. Güzelce her yerine zeytinyağını sürüyoruz. Zeytinyağını sürdükten sonra arkadaşlar 200 derece fırında güzelce yumuşayana kadar patlıcanlarımızı pişireceğiz. Patlıcanlarımız pişerken kıymalı harcımızı hazırlıyoruz. Küçük bir tavaya 200 gram kuzu kıymamızı alıyoruz. Yağ koymadan kıymayı güzelce açıyoruz arkadaşlar. Kıyma suyunu salıp tamamen çektikten sonra iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Zaten patlıcanlarımıza yağ sürmüştük. Kıymamız da biraz yağlıydı. Çok fazla yağ kullanmaya gerek kalmıyor. Kavrulan kıymanın üstüne soğanlarımızı ilave ettik. Bir müddet daha soğanlarımız kavruldu. Kavrulan soğanlarımızın üzerine doğradığımız sarımsakları ve yeşil biberlerimizi de ekliyoruz. Bir müddet de böyle kavrulacak. Domates salçamızı ve biber salçamızı ekledik. Birer tatlı kaşığı yeterli geliyor arkadaşlar. Evet, salçamız güzelce kavruldu. Kavrulan salçamızın üzerine kavuğunu soyup doğradığımız domateslerimizi de ekleyip karıştırıyoruz. Bu aşamada baharatlarımızı da koyuyoruz. Tuzumuz, karabiberimiz ve pul biberimizi. Çok az bir su döküp domateslerin pişmesini bekliyoruz.
Fırında patlıcanlarımız pişti güzel bir şekilde. Üstleri kızarmış. Bir kaşık yardımıyla içlerini hafifçe çukurlaştırıyoruz ki kıymalarımız dökülmesin. Hemen kıymaları patlıcanların üzerine yedirmeye başlıyoruz. Yerleştiriyoruz güzelce. Görmüş olduğunuz gibi kıymaların tamamını patlıcanlarımız üzerine yerleştirdik arkadaşlar. Ve üzerlerini domates ve biberle süslüyoruz. Fırında pişen yemeklerin üzerine domates ve biber koyduğumuz zaman onların kokusu daha farklı oluyor, daha güzel oluyor. Koku ve lezzet birbirine tamamen geçiyor ve böylelikle yemeğimiz daha güzel oluyor. Güzelce süsledikten sonra üzerine salçalı suyumuzu döküyoruz. Salçalı suyumuzu fazla dökmüyoruz. Sadece pişerken dibine yapışmaması için biraz da lezzet vermesi amacıyla çok az bir salçayla sulandırıyoruz yemeğimizi. Yemeğimiz fırına gitmeye hazır. 200 derece fırında arkadaşlar üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Evet, yemeğimiz pişti. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde kızarmış üstleri. Evet arkadaşlar, afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.